Değerli arkadaşlar, bugün Antalya'dayız. Yoğun bir programımız var ve programımızın en önemli bölümlerinden bir tanesinde bugün turizmin sektör temsilcileriyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bunu pandemi döneminde meclis açık ama oteller kapalıyken çok sayıda Zoom toplantısına sektör temsilcileriyle katılmıştım. Seslerini duyurmaya çalışmıştım. Geçtiğimiz aylarda hem Türkonfet'in içindeki değerli arkadaşlarımızla hem de Batı Akdeniz odalarının Ankara'daki Ankara'ya gelen temsilcileriyle yaptığımız bir toplantıda da çok verimli bilgiler almış ve onlardan özellikle Antalya turizmi ile ilgili uzun uzun konuşma ihtiyacı olduğunu kaydetmiştik. Bugün böyle bir olanağımız oldu. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Daha sezon bitmeden sektörün temsilcilerine böyle bir toplantıya böyle yoğun bir katılım gösterdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Biz bugün burada siyaset yapmadık. Tabii ki turizm siyasetin konusudur ve turizmin bir siyaseti olmalıdır. Ama bunun ulusal bir mesele olduğunu, herkese faydası olup kimseye zararı olmayan bir alan olduğunu ve bu konuda birlik ve beraberlik içinde davranmanın çok önemli olduğunu ifade etmek lazım. İktidarıyla, muhalefetiyle yaptığımız tüm açıklamalar, konuştuğumuz her sözün turizme doğrudan bir etkisi olduğunun bilincinde olmak lazım. Ben kapalı toplantıda söylediğim ilk cümle gizli değildir. Böyle konularda ilk önce zarar vermemek lazım. Sonra da katkı sağlamaya çalışmak lazım. Bugün Antalya'da 1672 tanesi basit belgeli turizm tesisi, 984 tanesi işletme belgeli olmak üzere 2656 tane tesisimiz var ve 559.560.000 yatak kapasitesine sahip resmi rakamlarla. Yakın zamanda yatırım belgeli 33.000 yatakta bu kapasiteye eklenecek ve 600.000 yatak seviyesine ulaşılacak. Bunun da hızla artmasını hep birlikte ümit ediyoruz. Bugünkü toplantımızda sektörün neredeyse tüm paydaşları vardı. Kendi üst birliklerindeki görevlerinin dışında burada Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanları, sendika başkanları, rehberler, acentelerin temsilcileri, Ticaret Borsası Başkanı, Deniz Ticaret Odası Başkanı ve pek çok yapının ve uluslararası pek çok kuruluşun buradaki temsilcileri, şirketlerin temsilcileri buradaydılar. Ortak özellikleri hep birlikte çalışıyorlar ve Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Bu kadar dost bir sektörün, Türkiye'de pek çok sektör hepimizin dostu ama bu sektör en dostane olan sektör. Çünkü çok istisnai durumlar dışında havayı kirletmeden, suyu kirletmeden, denizi kirletmeden, hatta buralar ne kadar temizse onların o kadar işine gelerek ve cari açık yaratmadan kapatarak, döviz kaybettirmeden aksine getirerek ve başkanlarımızın ifadesiyle yerinde ihracat yaparak ve hiç ithalat yapmayıp yani %95 tamamen hiç döviz kaybetmeden %95'i döviz getirerek çok önemli katkılar yapan bir sektörle birlikteyiz. O yüzden bu sektöre herkesin gözü gibi bakması lazım. En çok da ülkeyi yönetenlerin gözü gibi bakması lazım. 2004 ile 2014 yılları arasında bu sektör hep çifthaneli büyüdü. Bu çok iyi bir şey, çifthaneli büyüme. Bunu 10 yıl sürdürdüğünüzde inanılmaz bir üst üste etkiyle büyük bir başarı hikayesine doğru dönüşüyor. Bundan da hepimiz karlı çıkıyoruz. Ancak 2015 yılından itibaren yaşanan pek çok aksilik, pek çok sıkıntı, dış politikadaki hataların, işte düşürülen uçaklar, ben düşürdüm demeler, meydan okumalar gibi sonuçlarla bu sefer krizli yıllar başladı.
Bir yıl toparlansak 2 yıl sıkıntı çekildi. 2 yıl iyi gitse 3. yıl bir problem oldu. Tam bunlar aşılırken bu sefer pandemi geldi. Pandeminin yaraları 2019, 2020, 2021, 2019, 2020 felaket, 2021'de toparlanırken 2022'de telafi edici çok iyi bir yıl geçirildi. Bu sefer 2023'te maalesef 6 Şubat depremini yaşadık. 6 Şubat depreminin hem gelen turiste hem de depremzedelere katkı sağlamak için buradaki insanların gösterdiği büyük dayanışmayla o yılı da bir kayıpla dönüşmesi sektör açısından sebebiyet verdi. Şimdi 2024 yılındayız ve bu sefer maliyet artışları ve kurdan kaynaklı sorunlarla dünyayla rekabet edemez ya da rekabet ettiğimiz ülkelerdeki çekmek istediğimiz turisti kaptırır ve o nitelikte her geçen gün biraz daha çok döviz getirecek turist çekebilir durumumuzu rekabet dezavantajıyla kaybetmek üzereyiz. Bu konuda yapılması gereken çok şey var. Bir kez daha söylüyoruz ki ilk şey herkesin sorumlu davranması lazım. Ülkeyi yönetenlerin de yerel yönetimlerin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Hiçbir siyasi çekişme turizme zarar verecek açıklamalar, sorumsuz davranışların gerekçesi olamaz. Bunu görmek lazım. Vatandaşlarımıza da yönelik şöyle bir şey söyleyelim. Bugünlerde yakın coğrafyalarda füzeler uçuşuyor. Efendim savaş genişleyebilir falan. Bunlar çok Türkiye'ye zararlı şeyler. Bu konuda ümit ediyoruz diplomasi sonuç alacak ve turizmde zarar göreceğimiz ve zaten savaşı asla istemiyoruz. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. Oradan oraya füze atılınca çok zarar veriyor. Ama parka, havuza, yola sigara atılınca da Türkiye'ye füze atılmış gibi zarar veriyor. Bu yüzden bu şehirlerde yaşayan herkesin sorumluluğunu sonuna kadar yerine getirmesi lazım. Kaybedilen her turist hepimizin cebinden bir şeyler kaybettiriyor. O yüzden bu konuda hem siyasetçilerin hem vatandaşların hep birlikte bir seferberlik halinde davranmaları gerektiğinin altını tüm sektörümüz adına onlardan aldığımız bilgiler ışığında altını çizmek isteriz. Yerinde ihracat yapıyoruz diyorlar. Şaka maka değil, 60 milyar dolar döviz getiriyorlar Türkiye'ye. Bu yok zamanda, bu sorunlu zamanda TL'ye %50 faiz verilen, dövize %2 faiz verilen, daha geçen yıllarda %10 faizlere kadar çıktığı, yani dövizi tutmanın bu kadar kıymetli olduğu bir zamanda yurt dışından döviz getiren bu sektörü 2 milyon istihdamıyla son derece önemsiyoruz. Ve en temel beklentilerin içinde de şunu ifade ediyorlar. Bir takım tedbirlerin alınması lazım. Ama bir kez ya bunlar para kazanıyor, bunlardan daha fazla vergi alalım diye yönelilmemesi lazım. Çünkü dünya ile rekabette güçlük çeken bir noktadayız. Bu Türkiye'de bir büyük açmaz var. Turizmi de vuruyor, sanayiciyi de vuruyor, ihracatçıyı da vuruyor, üreticiyi de vuruyor, işçiyi de vuruyor. Türkiye'de iki açmaz var. Satrançta son hamleyi nasıl yaptığınıza bakmazlar. O sona kadar geldiyseniz zaten bir şeyler yapmışsınızdır. İlk hamleleri, açılışı nasıl yaptığınız önemli. İlk düğmeyi nasıl iliklediğiniz önemli. İşte o ilk düğmelerin doğru iliklenmemesinden şu anda bir açmazdayız. Bugün Türkiye'de asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Bu bir açmaz. Niye öyle? Uzun uzun konuşulabilir ama orta gelir tuzağından dolayı böyle. Zamanında yüksek katma değerli ihracata yönelmediğimiz için öyle. Veya zamanında yüksek döviz getirecek üst segment turistleri çekecek tedbirleri almadığımız için öyle. Örneğin 2000, 3000 tane, 4000 tane turisti, bir zengin turisti bir anda getiren gemilerin yanaşacağı limanları zamanımızda inşa etmediğimiz için böyle. Yapacağız, iktidarımızda yapacağız ama zamanında yapmadığımız için böyle.
örneğin eskiyen tesislere düşük faizli, hatta faizsiz uzun vadeli krediler verip o orta ve küçük ve orta ölçekteki yaşlanan tesisleri bir noktaya getirip de o tesislerdeki turistleri çekemediğimiz için öyle, onlara turist kaybettirdiğimiz için öyle. O açıdan baktığımızda gerçekten bugün Türkiye'de asgari ücret verene yüksek geliyor, alan içinde çok düşük. Çünkü örneğin ihracatta siz eğer fason üretim yaparak ve işte basma üreterek, penye üreterek, dünya devlerine fason kot dikerek ihracat yapıyorsanız sizin asgari ücretinizi Mısır'la karşılaştırıyorlar. Ondan düşük bir asgari ücret vermeden verdiğiniz fiyata ürün satamıyorsunuz. Ama cep telefonu üretiyorsanız o zaman Finlandiya'daki asgari ücreti de verebilirsiniz. Aynı şey turizmde de geçerli. Eğer çok yüksek segmentte hizmet edecek ve bolca para kazanacak işler yapıyorsanız o zaman asgari ücretin çok üstünde verebilirsiniz. Ama öbür türlü ciddi sorunlarınız var demektir. Asgari ücret, ben bölgesel ve sektörel asgari ücret talepleri var ama buna işçi sendikalarının ciddi itirazları var. Bunun yaratacağı sorunlar yaratılmadan ne yapılabilir deyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önerisi var. Antalya ile örneğin herhangi bir Anadolu şehrinde aynı asgari ücret veriliyorsa bu hem polise hem öğretmene hem turizm çalışanına, yani hatta bu şehrin yerli insanına kira desteği vermeniz lazım. Devletin bu konuda bir şey yapıyor olması lazım. Buradaki asgari ücreti ev kirasına versen sadece ev kirasını ödeyemezsin. Nasıl olacak o zaman asgari ücretli gelecek burada iş bulacak? Çok üstünde bile verseniz verdiği kirayla eline kuş kadar para kalacağı için başka şehirlere gidip oralarda çalışmayı tercih ediyorlar. Turizm otelcilik mezunlarının en çok çalışacağı yer buradaki otellerken başka şehirlere gidiyorlar. Burada eğitim almamış personeli kendi yetiştirmeye çalışan, dolayısıyla turizmin hizmet kalitesinin tartışıldığı bir durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu işler de yapısal sorunlara çok basit ve hepimize kazandıracak çözümler getirilmesi lazım. İşin bu kısmını son derece önemsiyoruz. Bin kere söyledik ama bin birinci kez söylemekte fayda var. Bir, bu şehre 2.7 milyon kişi yaşıyor diye para yollayıp 27 milyon misafire hizmet bekleyemezsiniz. Beklerseniz bir sürü hizmet aksar, zorlaşır. O zaman Büyükşehir Belediyesi 27 milyonun atık suyu için arıtma tesisi yapacak gücü elinde bulunduramaz. Kaldı ki 27 tane mi var? Kaç arıtmamız var? 36. 36 tane arıtmamız da var zaten. Olmayınca ne oluyor? Bu sefer geliyor ilgili bakan, arıtmayı ben yapacağım ama at imzayı, 27 yıllık atık su parasını alırım diyor, gidiyor. Ya olur mu? Bu belediye zaten 10 kat fazla insana hizmet ettiği için oraya yetişemiyor. Bir de hani biraz zorda olan tacirin gırtlağına çöken tefeci gibi 27 yıllık alacağına el koyuyorlar. Bunlar doğru işler değil. Yani emin olun, ayıptır söylemesi, bu kıyı şeridi kıpkırmızı değil sapsarı olsaydı bunları kendi belediyenize yapmayacaktınız. Allah şahit, millet şahit. Sırf bu belediyeler CHP'li diye size de oy verenleri, bize de oy verenleri cezalandırmak insaf değildir. İki tür vergi alınıyor. Bu vergilerden bir tanesi hepimizin sanayici, turizmcilerinde destekledikleri Türkiye'nin tanıtımı için kullanılacak olan fona verilen, kesilen paraya kimsenin dediği bir şey yok ama bu fonun yaptığı işlerin Sayıştay denetimine tabi olması lazım. Soruyorlar, ya parayı veriyoruz da Türkiye'yi tanıtsın diye verelim ama bu para nereye gidiyor bilelim diyorlar ve bunun Sayıştay denetimine tabi olmamasını çok önemli bir sorun olarak görüyoruz. TGA'ya yapılan kesintiler için. İkinci bir husus, bütün dünyada var, Türkiye'de de olmalı. Ben o maddesini destekledim kanunun.
Yani buraya gelen turistlerden kesilen yatak vergisi. Yatak başına, konaklama başına konaklama vergisi. Ama tümünü desteklemedim, Anayasa Mahkemesi'ne de götürdük. Şöyle ki, gelen turist elbette bir vergi versin. Ama bu verginin parası bu şehirde kalsın. Turist açısından da öyle, alacağı hizmete dönmesi lazım. Belediye için de öyle, turizmci için de öyle. Sen konaklama vergisini alıp da bu vergiyi merkezi yönetime götürürsen bu dünyada olmadık bir şey. Buna çok ciddi şekilde itiraz ediyoruz. Tabii ki deniz, kum, güneş Antalya'nın dünyada ne kadar övünse az muhteşem üçlüsü. Biz bunu tanıtmaya, savunmaya devam ediyoruz. Tabii bunun İngilizce isimleriyle 3S'ydi ama buradan bunun 4S olduğunu, 4. S'inde safety, yani hem güvenlik, bu şehir çok güvenli bir şehir, hem de sağlık güvenliği, bu şehir çok sağlıklı bir şehir. Bu şehir suyuyla sağlıklı, havasıyla sağlıklı. Bunun bütün dünyaya çok iyi anlatılması lazım. Ayrıca bu şehirde çalışan emekçilerin de derdi bu. Sendika başkanımız da söyledi. Aynı zamanda işletmeciye de derdi bu. Bu şehirde çalışan personelin mevsimsellik sorunu var. Yani 12 ay istihdam edilmesi gerekiyor. En fazla 8 ay oluyor, 4 ay işsiz kalıyorlar. Bu katlanılır bir şey değil. Ama sosyal güvenlik prim desteği verilirse, örneğin maaşın yarısı devlet tarafından, yarısı işletme tarafından olup 4 ay olursa ve bu turizm çeşitlendirilirse, yani elbette kum, deniz, güneş çok iyi ama bu şehirde turizmin çeşitlendirilmesi, sağlık turizminin ciddi şekilde desteklenmesi, spor turizminin desteklenmesi, kültür turizminin desteklenmesi, bu şehrin turizminin 12 aya yayılması ve kış ayları için, görece zayıf geçecek kış ayları için mutlaka sosyal güvenlik prim desteği ve maaş desteklerinin verilmesi gerekiyor. Buradan özellikle hepimizin ortak derdi olan ulaşım sorununa bir dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye'ye kimi 2 saatte uçup geliyor, kimi 3, kimi 4 saatte uçuyor, havaalanından iniyor, bir 4 saatte otele gitmek için geçiyor bazı zamanlarda. Bu olmaz. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu yüzden bir kez ihalesi yapılmış, çoktan bütün hazırlıkları tamamlanmış otoyolun bir an önce hayata geçirmesi, Antalya-Alanya otoyolunun yapımına başlanması lazımdır. Alternatif raylı sistemlerle ilgili projeler üretilmeli, yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalıdır. Turizm Bakanı'nın belediye başkanlarımızı çağırıp, ya biz bu turisti hızla götürüp hızla getirmemiz lazım, ortak projeler yapalım, ne destek lazım demesi lazımdır. Bir an önce bunların konuşulması lazımdır. Bu çileye dönmüş meselenin bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Bunun için asgari ücret alan için az, veren için çok, ayrıca bu ülkenindeki döviz kurları bizim için çoktur, ihracatçı ve turizmci için de azdır. Bu insanlar senenin başında döviz bazında fiyat öneriyorlar ve rezervasyonlar kapanıyor, anlaşmalar yapılıyor. Sonra bu insanlar özellikle de, yani hepsi için öyle ama her şey dahil konsepte, dünyanın en yüksek gıda enflasyonu yaşanan ülkede 10 ay önce verdikleri fiyatla, her gün artan gıda fiyatlarıyla her şey dahil yiyebildiğin kadar hizmeti veriyorlar ve o günden bugüne de kur sabittir. Ben herhalde burada kuru arttırın, kuru serbest bırakın falan filan, bunlar ekonomistlerin tartışmaları ama bu insanların nasıl ayakta kalacaklarına bir önermeniz olsun, bir desteğiniz olsun. Ve bu sabit işte kuru tutalım derken turizmcileri batırmayın. Bu meseleyi dikkatlerinize sunuyoruz.
Bugün ihracatçı için de turizmci için de bu fiyatlardaki kur rekabet imkanı bırakmayan ve onların o rekabetten çekildikleri, yani gelecek sene artık fiyat bile veremeyecek hale gelecekleri bir duruma dönüşüyor. Burada güzel bir benzetme var. Onu bir kez daha meclis kürsüsünde söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Bu sene çiçekler açmadı, az açtı, bal yok. Eğer arıları yaşatmazsanız bir şekerli su koyup, seneye arı olmadığı için bundan sonraki senelerde bal zaten yok. Bu arıları yaşatmanız lazım. Onun için kur burada mı duracak? O zaman o kurla 10 ay önce fiyat vermiş ve o kuru başka bir yerde kestirmiş ve o hesabı son derece doğru yapmışların masaya oturacaksınız. Nasıl sahip çıkacaksınız, buna bir karar vereceksiniz. Gelelim bunların hepsinin devamında bir başka meseleye. Sorun burada çalışan arkadaşlarımızın hem kirayla ilgili, hem ücretle ilgili, hem de örgütlenmeyle ilgili sorunları. Burada kamuda çalışanlar dışında hiçbirisinin sendikal güvenceleri yok. Bu şartlar altında olamaz da. Olamıyor. Fiilen olmuyor. Ama turizmde bir sendikal güvence aslında turizmin kaliteli, iyi yetişmiş, sürdürülebilir kadrolarla belli bir hizmet standardında müşteri memnuniyetini de arttıran, hem de işverenin sürekli eleman aramak zorunda kalmayacağı, işçinin güvencesiz kalmayacağı, kışın sorun yaşamayacağı makul toplu iş sözleşmelerinin bağıtlanması lazım. Bunun için her yerde masada işçiyle işveren varken bu kadar bu işin esas karlısı devletse devletin de masaya oturması lazım. Kış maaşını devletin üstlenmesi, SGK'ya bir şeyler teklif etmesi, ama bunun için de sendikalı işçiyi tercih etmesi lazım. Sendikalı işçiyi alırsan, istihdam edersen, ben de masaya bunları koyuyorum demesi lazım. Herkesin kazandığı bir çözüm mümkün. Ama bu olmadan ne örgütlenme mümkün, ne olsa o sözleşmenin imzalanması mümkün. Grev olsa turizm olmaz, turizm olsa grev olmaz. Buraya özel bir masanın kurulup, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ile Turizm Bakanı'nın oturup bu işlere doğru bir formül bulmaları lazım. Bu kentte insanlar mutsuz olursa hepimiz kaybederiz. İşletmeler karsız olursa hepimiz kaybederiz. O yüzden bu meseleye bütüncül bakmak gerekiyor. Turizmin başkenti Antalya'dan, şüphesiz dünyanın en güzel kenti diye CHP'nin son genel başkanı değil, ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımlamasıyla buradan şu ifademe müsaade edin. Bir ülkede demokraside sorun varsa o ülkenin en çok sorun yaşayacağı alan turizmdir. Ülkede güvenlik kaygıları varsa, demokrasi kaygısı varsa, mal güvenliği kaygısı varsa, can güvenliği kaygısı varsa o ülke dışarıdan böyle endişelilerin çok olduğu bir ülke görülüyorsa o ülkeye turist gelmez, gelse de az gelir ya da az para bırakanları gelir. Risk alanlar gelir. O paraya, en ucuz paraya tatil yapmak isteyenler gelir. Ama dünyanın en iyi turistlerinin gelmesi gereken bu kent için bize demokrasi lazım, hukuk lazım, hukuki öngörülebilirlik lazım, siyasi öngörülebilirlik lazım. Herkesin önünü görmesi ve o ülkeye gittiğinde mutlu olacağını, iyi hizmet alacağını ve bugün yatırdığı paranın 10 ay sonra iptal olacak bir rezervasyonla sonuçlanmayacak kadar öngörülebilir bir ülkeye gidiyor olması lazım. Turizmin bir milli mesele olduğunun altını çiziyoruz. Biz böyle yaklaşıyoruz. Turizmden sorumlu Gölge Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımız notlarını aldı. Önümüzdeki 6 ay Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi nasıl yöneteceğine dair program çalışmalarını 81 ilde yürütecek. Buraya yine geleceğiz. Ankara'da yine toplanacağız. Ve biz Türk turizmini
ayağa kaldıracak, şaha kaldıracak ve kalıcı kazanımlar elde edecek yapısal önerilerle, reformlarla milletimizin karşısına çıkacağız. Biz bu iktidar böyle yapsın dedik, yapıcı söylemlerde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Biz bunları söylüyoruz ama dilimizde tüy bitiyor, yapamıyorlar. Biz de yapmaya geliyoruz. Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. Yerel yönetimlerde 5 yıl boyunca Muhittin Böcek ekibi başkanlarımız yönettiler. Antalya'da hiç olmayan bir şey oldu. 2 kez üst üste aynı parti belediyeyi kazandı. Niye kazanamıyordu biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü belediye başkanları, AK Parti ondan kötü belediye başkanları, geçmişte Doğru Yol, ANAP kötü belediye başkanları önerdikleri için değil. 2 milyonluk, 2,5 milyona göre para yollayıp 27 milyona hizmet isterseniz yerli halk memnuniyetsiz oluyor. Her fırsatta belediye başkanınla hesaplaşıyor. Bu partilerin dışında bir şeydi. Ha bu sefer bu kadar imkansızlığa rağmen Muhittin Böcek bu kısır döngüyü kıracak bir performans gösterdi. Onu kutluyorum, ekibini kutluyorum, partimi kutluyorum. Bu önemli bir şey. Ama artık görsünler. Antalya'nın elinden tutmasanız da Antalya bizim elimizi bırakmıyor. O yüzden bu kadar çok döviz getiren bir alanda artık gelin işbirliği yapalım. 1 sene sonra, 1,5 sene sonra partimiz, yani kuruluşunda Türkiye'nin birinci partisi, son yerel seçimlerin birinci partisi, Antalya'nın birinci partisi ve şu anda Türkiye'nin birinci partisi olan CHP iktidar partisi olduğunda bunları ve daha fazlasını yapacağız. Bunu masanın bu yanının, bu tarafının demesiyle olmaz. Bu tarafının rızasıyla olur. Turizmcilerin, çalışanların temsilcilerinin, onlara misafir taşıyanların, dışarıdan bulanların, yıllardır getirenlerin temsilcilerinin, rehberlerin temsilcilerinin, örneğin bir kaçak rehberlik sorunu var. Herkesin birden mutabık olduğu ve herkesin birden kazandığı bir oyun planıyla bu işin içinden hep beraber çıkacağız. Sorun var, çare de var. Çünkü dünyanın en güzel şehri elimizde. Çok iyi otellerimiz var. Çok daha iyilerinin yapılması, çok daha kapasitelerinin yapılması. Şu anda eskimiş, düşük, orta güçte olan bütün turizm sektörünün çok düşük faizli uzun vadeli kredilerle desteklenip eskiyen tesislerin ayağa kaldırılması ve her bütçeden turiste göre ve özellikle de çok yüksek gelir getirecek turiste göre bu Antalya'nın turizminin yeniden şekillenmesi lazım. 60 milyar dolar az para değil, 100 milyarlık hedef uzak hedef değil ama bunların misline hep beraber çıkıp bu şehrin yüzünü güldürecek yarınlarda hep birlikte olacağız. Bu şehir doğrular yapıldığında herkesin birden kazanabileceği, herkesin yüzünün güleceği ve Türkiye'nin ve dünyanın hem en güzel şehri, hem en mutlu şehri, hem en çok kazanan ve kazandıran şehri olup bir gün, çok uzak bir vadede değil, dünyanın en çok turist giden ve bundan en çok gelir elde eden şehri olmaya aday şehridir. Bu uzak bir vizyon değildir. Bu birikim vardır. Bu enerji vardır. Bu kararlılık vardır. Biz bu bakış açısıyla bütün Antalya'yı selamlıyoruz. Tabii ki Antalya'daki emeklinin, Antalya'daki emekçinin, Antalya tarımının, Antalya esnafının da sorunlarını biliyoruz. Her mecrada konuşuyoruz. Turizm sektör toplantısı olduğu için daha çok turizm odaklı konuştuk ama bugün Antalya'nın esnaf odası başkanımız da buradaydı. Bu konuda Antalya'nın ziraatteki, yani tarımdaki öneminin de, ticaretteki öneminin de, turizmdeki öneminin de altı ayrı ayrı çizildi. Sorunları biliyoruz, çözümleri hep beraber konuşuyoruz ama artık kimseden çözüm dilenmiyoruz. Bu sorunları çözmeye geliyoruz. Tüm sorunların var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Evet. Soru cevabı da yaptık arkadaşlar. Daha bir daha yapacağız mı? Çok böyle birikmiş önemli bir soru varsa yapalım. Sabah da bahsediyoruz. İsrail meselesi var. İsrail turistleri... Tamam. İsrailli turistler gönül rahatlığıyla gelebilirler. Türkiye Filistin davasına sahip çıkar. Filistin'in dostudur. Türkiye İsrail'in savaş politikalarını savunan Netanyahu'ya düşmandır. Ama İsrail halkına asla düşman değildir. Bir İsrailli, bir Filistinlinin bizim nezdimizde gelip de kardeşçe birlikte kalabilecekleri, yaşayabilecekleri ve ikisinin de dostluk göreceği şehir Antalya'dır, ülke Türkiye'dir. Biz İsrail halkını değil, İsrail'in bu faşist yönetiminin düşmanıyız, onların karşısındayız. Tüm İsrailli turistleri Antalya'ya bekliyoruz. Sayın teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, ben öncelikle Sayın Genel Başkanımıza, turizm sektörümüzün, iş insanlarımızın, başkanlarımızın, belediye başkanı arkadaşlarımızın sesi olduğu için, Antalya'mızda hemen programda öncelik turizme verdiği için bu toplantıyı gerçekleştirmemize vesile olmuştur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019'da göreve geldiğimde ilk turizm birliğini kuran belediye başkanı olarak, şimdi de yeni 5 yıllık süre içerisinde yine turizmcilerimizle beraber 640 kilometre sahilimizde ve 700 bin yatak kapasitesi olan 17 milyon yabancı turist, 9-10 milyon yurdum insanına, 27 milyona ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ve tüm 640 kilometre sahilde de elektronik gemi denetimi dahil olmak üzere denizlerimizi temiz tutacağız. 36 arıtmamızı daha da arttıracağız. Hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bir kez daha kıymetli genel başkanıma huzurunuza teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız.